İnci Adalı hocamız, Profesör Doktor konuğumuz bugün ve kendisi Aydın Üniversitesi'nde öğrencileriyle buluşuyor. Konumuz odyoloji. Odyoloji deyince önce bir sizi tanıyalım hocam. Nereden mezunsunuz? Merak ettim. Bir Hacettepe mi? İstanbul mu? Yok, ben Çapa mezunuyum. Çapa, harika. Tıp kökenliyim. 82 Çapa mezunuyum. Onun öncesi İstanbul. Ben sonradan olma Edirneliyim. Çok güzel. Şeyde bir akademik titrede bir yanlış anlaşılma mı oldu acaba? Profesör doktor diyerek tanıttınız. Değil. Keşke olsam ama değilim. Ben doktor öğretim üyesiyim. Bayağı yolun başındayım daha. Epeyce bir yolum var hocalarıma erişebilmek için. Olacaksınız. Bak ağzımdan çıktı. Evet. Yani Evet. yakındır. Hayırdır inşallah diyelim. Yakındır hocam, yakındır. Çünkü bu korona zamanı hepimizin bir şeyler yapması lazım. Bu neden sizin de profesörlüğünüze erişmeniz için bir adım olmayabilir diye ben buradan dileklerimi gönderiyorum size. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun, Ben sizi kendimi tanıtmaya dinliyorum. devam edeyim o zaman. İstanbulluyum. Lise, üniversite İstanbul, lise Erenköy Kız Lisesi, üniversite İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi. 82 mezunuyum. Mecbur hizmetin ilk sınıflarından, işte 2 yıl Doğu Anadolu. Daha sonra batıya doğru geldik. Uzmanlığım Trakya Üniversitesi'nden, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden. Orada klinik odyolog olarak uzun bir süre çalıştım. İş yeri hekimliği yaptım o ara. Daha sonra 2013'te İstanbul Aydın Üniversitesi'ne başladım. Mehmet Gürtekin hocam dekandı Çapa'dan, tıbbi biyoloji profu. Sağ olsun o aracı oldu. Ben İstanbul Aydın'ın Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji bölümünün gururla söylerim kurucu hocasıyım. Ne güzel, ne güzel, ne 2013-2017'ye kadar ben götürmeye çalıştım. 2017'de Profesör Doktor Özlem Konukseven hocam kadromuza katıldı. Şimdi bölüm başkanımız o. Kadromuz biraz daha geniş. Yüksek lisans doktora çalışmaları başladı. Götürmeye çalışıyoruz. Yerleşik düzenim Edirne'de. Haftanın belli günleri ders için İstanbul'a geliyorum. Oğullarım İstanbul'dalar. Bir ne ayağım güzel. İstanbul'da. Arada seyredip duruyorum. Harika. Peki sizin bölümünüz odyoloji olarak ayrı bir şey mi yoksa kulak, burun, boğazın içinde mi odyoloji olarak yer alıyorsunuz? Sormam lazım. Kulak, burun, boğazla dirsek temasımız çok yüksek. Ama biz odyoloji bölümü olarak ayrı bir ana bilim dalıyız. Kulak, burun, boğaz kadar pediatri ile, nöroloji ile, çocuk gelişimiyle ilişkimiz var. Kendi başımıza bir bilim dalıyız. Ama kulak, burun, boğazla ilgili çalışmalarımız daha çok. Çünkü hastalarımızın büyük kısmı kulak, burun, boğaz hocalarımızdan, uzmanlarımızdan bize gelir. Yardımlaşırız, dirsek teması diyelim. Peki. Ben hocam işitme engelli çocuklar için bir çalışma yapmıştım. Ve bu işitme engelli çocuklarda gördüğüm tek şey diğer engelli arkadaşlarımıza göre duyamadıkları için yaptıkları sinir, stres çok daha fazla. Tepkileri çok daha büyük büyük tepkiler. Ve yani yönetilmesi çok zor çocuklar. Dolayısıyla siz de diyorsunuz ki sigarayı eğer çocuklarımızın yanında evde içersek bir takım böyle tıbbi bozukluklara yol açabiliyor. Biz birazcık bunları da konuşalım. Sizce sigaranın dumanının içindeki o zehirler kulağımızdaki yani duyma duyusunu veya fizyolojik olarak nasıl etkiliyor bizi, kulağımızdaki fizyolojik yapıyı? Şimdi önce bir o kendini ifade edemeyen çocukların sıkıntısına bir iki cümle söyleyeyim ben. İnsanların en büyük sıkıntısı kendini anlatamamak. O çocukların da en büyük sıkıntısı o. Herhangi bir işitme ya da konuşma problemi olmadan kendini en yakın çevresine, anne babasına ya da arkadaşlarına anlatamayan çocukların kendilerini atıp tepindiklerini, bağırdıklarını ya da işte anne babalarını tekmelediklerini bilirsiniz. Bunların hepsi kendini ifade edememenin çaresizliğidir. Bizim işitme engelli çocuklarımızın da sinirli hali bunda.
Ama YouTube'da kulağına ilk defa işitme cihazı takıldığında, sesle ilk tanıştığında o çocukların yüz ifadesini gösteren çok sayıda film var. Ve insan çok duygulanıyor. Çok. Onları gördüğünüz zaman bizim işimizin en büyük anlamı orada kendini kazanıyor zaten. Harika. Bir hocam, öğrenci ucundan, eğitimi... ucundan biz de tutmuşuz demek ki. Hem bu işitme engelli çocuklar için hem de biz dönemde Filiz Akın işitme cihazları dağıtıyordu, hatırladınız mı? Dünya, bayağı dünya çapında bir kampanyaydı. Ben o kampanyada da duyma özürlü çocuklarla çalışmıştım. Dolayısıyla sizin mesleğinizi ve sizin mesleğinizi seçen öğrenci arkadaşlarımızı çok önemsiyorum. Duymak o kadar önemli bir şey ki her duyumuzu etkileyen bir şey. Yani bazen gözümüzü kapatalım ama sesle bizi bir yere yönlendirebilir duyduğumuz şeyler. Dolayısıyla sizin mesleğiniz çok önemli. Çok özür dilerim. Buyurun devam edin. Sağ olun. Çok teşekkürler katkı için. Bu bir engel. Yani hayatımızdaki engelleri de olabildiği kadar kaldırmamız lazım. Hele ki çocuklar söz konusuysa. Olabildiği kadar, yapabildiğimiz kadar çok şey yapmamız lazım. Şimdi sigaraya gelince. Ben tereciye tere satmayacağım. Ekibin büyük kısmı sigaranın işte o 4500, 4800, 5000 tane zararlı maddesini, toksik maddesini benden çok daha iyi biliyorsunuz herhalde. Özellikle bu işle ilgilendiğinize göre. Evet, bu, 10 sene oldu. Evet, evet. Yani onun için o konulara girmek hakikaten benim haddim değil. Mutlaka benden daha iyi biliyorsunuz. Ben sigaranın bazı etkilerinin işitmeye olan zararlı rolünden bahsetmek istiyorum. Şimdi sigara deyince tabii ki bir sürü zararlı maddenin içinde yanıcı ürünler var, nikotin var. Bunların da bir takım vital organlara, yaşamsal organlara yaptığı zararlı etkiler var. İşitmeye olan etkilerini en başından başlayalım. Bir ses dalgası, bir mekanik titreşim dalgası. Sağlıklı bir travaydan geçerek ses halinde algılanır. Bunun için dış kulak yolunun, kepçenin, dış kulak yolunun, kulak zarının, işte kemikçiklerin, iç kulağın tamamının sağlıklı olması gerekir ki biz bu mekanik titreşimi ses dalgası olarak algılayabilelim ve iç kulağa kadar geldikten sonra da nöral yollarla santral sinir sistemine gönderip ses olarak alalım, algılayalım. Bütün bu travayın sağlıklı olduğunu varsayarsak eğer, biz sesi ses olarak algılayabiliyoruz. Sigara burada bizim olumsuz bir alışkanlığımız mı diyeyim, bir edinimimiz. İyi bir şey, iyi bir etki tabii ki beklemiyoruz. Ve sigaranın sağlıklı bir işitme travayı üzerindeki kötü etkisini de en çok iç kulakta görüyoruz. Kokleer hücrelerde, işitme hücrelerimizde görüyoruz. Bütün bu travay boyunca bu organların sağlıklı çalışabilmesi için tabii ki iyi kanlanmaları lazım. İyi oksijen almaları lazım. Atık maddelerin bu kan sirkülasyonu yoluyla alınarak o bölgeden uzaklaştırılması lazım. Yani iyi bir kan akımı lazım. Organ ne kadar küçülürse bu arterlerin, minimal damarların fonksiyonu da o kadar önemli hale geliyor. Çünkü bu damar akışkanlığındaki en küçük bir etki bir daralma, tıkanma, damarın iç çeperindeki herhangi bir yoğunluğu arttıracak etki o organın, hedef organın kanlanmasında olumsuz rol oynuyor. Aslında insan organizması minimal organlarından başlamak üzere en büyük organlarına kadar mükemmel bir organizasyon. Hakikaten her şey çok güzel ayarlanmış. Öyle ki en küçük bir adımında, ufak bir sekteye uğradığında yankısı büyük olabiliyor. Bunun gibi kokleer hücrelerimizde minimal boyuttaki damarlarımızın, kapillerlerimizin iç çeperi diğer damarlarda olduğu gibi çok düzgün, akışkan, kaygan, içindeki kan damarını olanca miktarıyla hiç kendisinde oyalamadan hedef organına götürmek üzere programlanmış. Ama
onun bu yolculuğunda önüne bir engel çıkarsa eğer, o zaman da etkilenimi oranında fonksiyonunda azalmalar ortaya çıkıyor. Bu damarın iç yapısı endotel dediğimiz bir tabakayla kaplı. Endotelin nitrik oksit denen bir sekresyonu var. Bu kan akımının içindeki hücrelerin akışkanlığını sağlıyor. Birbirlerine yapışmadan oksijeni olması gereken yere götürüp oradaki kullanım sonrası metabolitleri, metabolizma ürünlerini alıp geriye götürmek üzere programlanmış. İşte burada sigaranın zararlı etkisi end organda, end kapillerde devreye giriyor. Nitrik oksitin aktivasyonunu inhibe ediyor nikotin. Endotelden bu maddenin salgılanmasını inhibe ettiği zaman kanın viskozitesi artıyor, yoğunluğu artıyor. Trombositlerin agregasyonu artıyor, adezivitesi artıyor. Böyle olduğu zaman da kan akımında yavaşlama ortaya çıkıyor. Oksijen... Yani biz şöyle söyleyebilir miyiz? Şimdi normalde içici dumanı ortaya saldığı zaman onunla beraber mikropartiküller de salıyor. Dolayısıyla bu hiç gözle görülmeyen bu partiküller çocuğumuzun, bizim ya da işte hatta biz geçen gün konuştuk evcil hayvanımızın bile kulağına girerek direktman kana karışıyor kulaktaki hassas damarlar vasıtasıyla ve bu da kan akımında bir değişikliğe ve özellikle trombosit dediğimiz vücudumuzu savunan hücrelerimizde agresiflik yaratıyor dediniz, değil mi? Doğru tercüme ediyorum. Kulağa giderek. Ya tercüme etmeye çalışıyorum. bizim dilimize. Çünkü izleyenler de olacak o yüzden. Tamam. Kulağa girerek değil. Kulağa girerek değil. İnhale ederek. Soluyarak. Soluyarak alıyor. End organa götürüyor bunu. Kulaktan direkt bozması söz konusu değil. Bu söylediğiniz şekilde aerosolün yani sigara dumanının havaya bıraktığı o gaz, sıvı ve katı partiküller aerosol şeklinde havada dağılıyor. Ve dediğiniz gibi hem üstümüze başımıza hem soluğumuza, çocuğumuza, bitkimize, kedimize hepsine temas ediyor. Ve bütün bunlar solunum yoluyla alınıyorlar. Solunum yoluyla alındıktan sonra bu oksijenin taşınmasında engeller ortaya çıkıyor. Damarın iç yapısını bozmaya başladığında damarın sertliği artıyor ki biz arterlerin elastik olmasını isteriz. Ancak böyle içindeki kanı sirküle edebilir, ulaşması gereken en uç noktaya ulaştırabilir. Ama nikotinin etkisiyle bu işte nitrik oksitin aktivasyonunun inhibe olması, durdurulması damarın sertleşmesine sebep oluyor. İçindeki bu trombüs oluşumu, hele bir de kolesterol yüksekliği gibi ya da diyabet gibi filan ek hastalıklar varsa trombüs oluşumu yani damardaki tıkaç oluşumu artabiliyor ve kanın ileriye doğru itilmesi engelleniyor. Böyle olduğu zaman da o uçtaki kokleer hücrelerin oksijenasyonu yani oksijenden beslenmesi engellendiği için de tabii ki faaliyetleri zarar görüyor. Bizim işitme ile ilgili zararımız bu noktada sigarayla. Bu sadece işitme. Ama bunun başka yan faktörleri de var. Kokleer hücrelerin sıkıntısı bu. Halbuki biz ortamında sigara içilen çocuklarda orta kulak iltihaplarını da çok görüyoruz. Çocukta bir şey yok. Anatomik bir bozukluk da yok. Ama anne baba ya da bakıcı ya da işte okulda düşünmek istemiyorum ama belki öğretmeni yanında sigara içiyorsa eğer çocuk indirekt yoldan etkilenerek sadece iç kulak hücreleri değil, o sigaranın temas ettiği bütün mukozası, yani burundaki giriş, burun mukozası, nazofarenksinin genzini dış ortamla bağlantısını sağlayan östaki borusu dediğimiz bir boru var. Biz onun hava alışverişi için sağlığının yerinde olmasını çok önemseriz östaki borusunun. Orta kulağımız ancak böyle dış ortam basıncıyla eşit değerlendirilebilir. Hem burundaki siliyer aktiviteyi etkiler hem de östaki borusunun irrite olmasıyla, oradaki konjesyonuyla, ödemiyle
orta kulaktaki sıvı birikimi staz olur, konjesyon olur, birikir. Böyle olduğu zaman da çocukta hani şu ağzı açık uyumalar, rahat nefes alamamalar, burun tıkanıkları, işte kulak zarına tüp koymalar, o sıvı dışarıya atamıyor, nasıl şey yapalım, müdahale edelimler, böyle problemler ortaya çıkmaya başlar. Belki birinci ama sebebi hiç tahmin değil. etmiyor aile, belki onun yanında sigara içtiği için böyle olduğunu tahmin etmiyor. Okuldan mı kapmıştır, arkadaşıma bir şey olmuştur, üşüttü mü, ne oldu falan diye. Ama aslında çok ailede, hele anne baba sigara içiyorsa, hele çocuğun yanında içiyorsa, bu söylediğiniz şeyler kaçınılmaz. Evet, evet. Birinci aşamada belki değil ama sekonder olarak çok etkileniliyor. Bir de burada çok yanlış bir şey var. Yani mutlaka siz sigarayla ilgilendiğiniz için daha iyi bileceksiniz. Küçük çocuğu alan anne babalar, balkona çıkın, cezalı gibi için sigaranızı, diyerek üfleyin, içeriye gelin. Ben bir zaman bir şeyde okumuştum. O alveolün son zerresine kadar sigara dumanının zararlı etkisinin boşalımı tam 23 dakika alıyormuş. Doğru mudur? Doğrudur. Dışarıda beklemesi lazım. Üstünü başına siniyor. Saçına, Evet. her zerresine. Deri, biliyorsunuz, en ciddi organımız, derinin üstüne bile yapışıyor. Sinebiliyor tabii Kaç ki. Kaç tane zehir. Yani soluğuyla o alveolünde geri kalan havayı dışarıya soluduğu zaman, eğildi çocuğun beşiğine, yanına gitti, işte yanağından öptü, nefesini verdi, yakın temasla konuştu. Aynı şeyi minibüslerde, otobüslerde de görüyoruz. Elindeki sigarayı atıp minibüse biniyor. Bir 23 dakika boyunca ben onun nefesini soluyorum. Bir pasif içici olarak yolculuğumu yapıyorum. Bizim zaten özellikle son dönemdeki açık alanlarda sigara içilme, içmeme olayını desteklememizin bir nedeni de bu. Kendi başına, sadece kendime içiyorum diye düşünen kişi aslında içtiği sigaranın zerrelerini de üstünde taşıyarak bir metrobüste, bir minibüste kaç kişiye daha o zerreleri bulaştırabiliyor. Şimdi burada buyurun. Dolayısıyla bu açık alanlardaki sigara içme olayının şu anda yasaklanması bizim için çok mutluluk verici bir şey oldu. Evet, evet. Şimdi burada koskocaman bir soru var tabii ki. Sigara bir bireysel tasarruf mu, toplum sağlığıyla ilgili bir konu mu diyerek. Tabii. Değil mi? Burada kocaman, evet, o soruyu cevaplamak diyor ki ben içiyorum, ya zararı bana. Ama ben şöyle düşünüyorum hocam. Bir sigara içicisi devlete içmeyen birinden çok daha fazla sağlık masrafına neden oluyor. Kesin. Yani ben sigara içmiyor isem benim bana devletin yapacağı sağlık harcamasının en az yarısını sigara içen birisi alıp gidiyor. Benden alıp gidiyor. Ve dolayısıyla sigara içenlerin bir parça daha, hatta biz SSK, SGK vergilerinin daha yüksek olmalarını istiyoruz. Keşke. Çünkü maliyeti çok daha yüksek oluyor işverenlere. Bugün epeyce bir şeyler okuyarak geldim. O okuduğum konulardan birinde vardı. Hiç sigara içmeyen birinin, sigara içen birinin diyeyim, son 10 yıldır işte günde 20 tane kadar sigara içen birinin, hiç sigara içmeyen birine oranla akciğer kanserine yakalanma riski 15 kat fazlaymış. O zaman dediğiniz gibi, eğer akciğer kanseri ise evlerden uzak, tabii ki kimse olmasın. Ama anamnezi alınırken şu kadar zamandır sigara içiyorum diye bir şey varsa, o zaman SGK ödentisinin artması gerekir bence de. Devlete yükü artıyor çünkü, hakikaten artıyor. Örneğin şu an COVID zamanlarındayız ve hepimiz evlerdeyiz. Dolayısıyla evde sigara içimi çok daha fazla. Yani ben evimde içiyorum. Şimdi adam nerede sigara içecek? Sokakta, caddede içtiği zaman artık 1.000 lira cezası var. Onu vermek zorunda. Onu göze almayanlar için de evinde artık sigara içiyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz fiziksel rahatsızlıklar gitgide daha çok fazlalaşacak. Ve öyle zannediyorum ki önümüzdeki yıllarda sadece COVID için demiyorum, başka hastalıklara da yakalanacaklar muhtemelen. Çünkü kapalı ortamda sigara içmek havalandırsın istediği kadar. Onun zerreleri zaten yeterli, biliyorsunuz hocam. Evet. Peki sizin özellikle
çocuğu olanlara veya şey, yani ne kadar dışarı çıkarsa çıksın, ne kadar nerede içerse içsin. Acaba hani şunu yapmayın, bunu yapmayın, çocuğunuzu sigara böyle etkiler, şöyle etkiler diye burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi izleyen öğrencileriniz de var sanıyorum bizimle beraberler. Belki onların da soracağı sorular olabilir. Biz çok sevinirim. Çok oralardan sevinirim. Da alalım, soru alalım. O zaman şöyle diyelim. Sesi de etkiliyor, o da var bir de. Sesi de etkiliyor. Sesi de etkiliyor. Yine aynı şey, aynı irritan madde. Şimdi çocukları olanlara önerileri en baştan başlayacağım. Önce şu sesle ilgili diyelim. Gözünüze sigara dumanı geldiği zaman ne olur? Alışkın değilseniz gözünüz yaşarır, değil mi? Yaşarır, akmaya başlar. Bir vazomotor etki söz konusu olur. Tabii. Aynı şey burnunuz için de geçerli. O toksik etki burun mukozasına geldiği zaman orada da bir vazomotor etki olur. Burnumuzun içinde aynı şey kulağımızda da var. Küçük titrek tüycükler var. Bunlar zararlı maddeleri, işte sigara dumanındaki aerosolde olduğu gibi ya da havadaki kirlilikte olduğu gibi zararlı maddeleri dışarıya itmek üzere programlanmış tüycükler. Ama bunların hepsinin bir şeyi var tabii ki, vital koşulu var. Yaşantısını, işlerliğini sürdürebilmek için sürekli toksik madde gelirse bir süre sonra hayatiyetini kaybediyor. Fonksiyonu kısıtlanmış oluyor. Böyle olduğu zaman da sizin o burun akıntınız ya da dışarıdan gelen zararlı partikülü içeri almama şeklindeki defansınız yıkılıyor. Aynı şey orta kulaktaki sıvının dışarıya atılmasında da söz konusu. Bu mukosiliyer aktivite olmazsa olmazımız bizim. Bir irritan madde söz konusu sigara dumanında. Aerosol de olsa, direkt nefes olarak almış olsanız da o 4800-5000 tane maddenin çoğu toksik. Üstelik de nörotoksinler de var içinde, beyine zararlı şeyler de var. Kaldı ki hem burun mukozasına hem de ses tellerini kaplayan endotelimize, mukozamıza son derece afinitesi yüksek ve zararlı etki yapan bir irritan madde bu. Böyle olduğu zaman bir nötralize ediyor, iki nötralize ediyor ama onun da dayanmasının bir sınırı var. Ondan sonra başlıyor defans geliştirmeye. Defansı da ne olacak? Orada bir kat daha hücre yapacak. İkinci kat daha hücre yapacak. Evet. Ve bu iş giderek tabii ki daha sıkıntılı durumlara gebe olacak. Doğru söylüyorsunuz. Kansere kadar giden yolu var. Çünkü niye? Ekstra hücre yapımı son derece zararlı bir şey. Mesela bir yerinizde yara olduğu zaman kabuk kaplıyor hemen. Vücut kendine bir kabuk oluşturuyor. Elinizi kestiğiniz zaman ki orada içeri mikrobik şey girmesin. Siz sürekli duman soluduğunuzda da vücut kendini garantiye almak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve sonuçta maalesef ucu kötüye giden hastalıklar. Evet. Bugün aramızda Profesör Doktor Melahat Dönmez hocamız da var, jinekoloji uzmanı, son derece değerli. Kendisi de bizim icra kurulu başkanımızdır hocam. O da gebelik ve bebekler ve anneler üzerine gerçekten çok ciddi araştırmaları var. Sigaranın zararları üzerine verdiği konuşmalar var. Siz de ilgileniyorsunuz bebeklerle özellikle. Taptazecik o canlılar, minicik, pembecik ve biz onlara habire böyle sigara gösteriyoruz içenler için söylüyorum. Yani bu çok yazık, çok günah, gebelik özellikle. Peki, şöyle söyleyelim. Bu kalınlaşmayı yapmaması için, yani içmiş ve bırakmış. Sonra vücut kendini yenileyebiliyor mu, o bölgedeki o kalınlaşmalar gidiyor mu? Yani ben artık sigara içmiyorum dediği anda kendini yenileyebiliyor mu vücut? Ya da ne kadar sürede yeniliyor? Aktif ya da pasif içicilikten uzak durduğu zaman tabii ki bu günlük aldığı sigara miktarına ve sigara içtiği sürece bağlı olmak üzere, sigaraya başladığı yaşa bağlı olmak üzere belli bir süre. Ama siz tövbekar olduğunuz zaman doğa sizi affediyor. Yavaş yavaş geriye doğru dönüyor, yenilenebiliyor bazı şeyler, bazı dejenerasyonlar yerini rejenerasyona bırakabiliyor ve olabildiği kadar
doğa kendisini yenilemeye çalışıyor. Yani alveollerdeki bozukluklar da içindeki birikimler de temizlenebiliyor ve doğa size elini uzatıyor. Siz yeter ki bırakmaya niyetli olun. Harikasınız. Evet. Eğer sorusu olan varsa ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Melahat Hocam, buyursunlar efendim. Efendim, moderatör olarak size ve Sayın İnce Hocama güzel konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben görselimi koyamadım çünkü dayımın oğlunu kaybettim. İşte bir ruj sürmek, makyaj yapmak hiç içimden gelmediği için önce bağışlayın. Gerçekten teşekkür ediyorum. Sayın İnce Hocama teşekkür ediyoruz. 10 yılda temizleniyor hocam. Bir sürü araştırmalar var. Günde bir paket sigara içenin tam içmeyen bir kişi kadar aynı şekilde akciğerinin, kulağının, gözünün, kalbinin aynı 10 yılı buluyor. Onun için hiç kimselere, yani hiçbirisine sigara hani iyi gelir diyemediğimiz gibi, sen bunu içiyorsun ama normal bir insana dönmen için 10 yıl var dememiz lazım. Gerçekten o titrek tüyleri çok güzel anlattınız. Akciğerlere bir sürü biz bir konuşmalarda bunu anlattık. Covid'in gelip de sigara içenleri bulması ve Amerika'da ölenlerin %85'inin sigara içtiğinin tespit edilmesi, işte bu titrek tüylerin fonksiyonlarını bozması. Çünkü bu titrek tüyler dediğiniz gibi bizim akciğerlerimizden dışarıya atmak üzere zararlı maddeleri öyle planlanmış. Sigara ne yapıyor? Öksürük fonksiyonunu bozuyor. Mesela sigara içenlere dikkat edin, birkaç kere öksürür. Mesela normal bir insan bir kere de öksürüp çıkaracağını, sigara içenler çok öksürmek zorunda. Çünkü tekerler bozulmuş, araba gitmiyor. Ben öyle şey yapıyorum. Gerçekten sizin de dediğiniz gibi 62'de ilk defa bu sigaranın işitmeye etkisi tespit edildiğinden beri araştırmalar artmış ve bakmışlar ki %70 işitme kayıpları var. Bu işitme kayıpları çok önemli. En belli başlı nedeni damarlardaki konstraksiyon dediğimiz, yani damarlardaki büzüşme. O incecik kokolyan oralardaki incecik mikroskobik damarları ne yapıyor? Zaten çok ince, kasıyor. Ani işitme kaybı gibi, nasıl gürültüde biz mesela gözümüze bir yabancı madde geliyor olsa veya birisi tokat atacak olsa hemen gözümüzü kırpıyoruz. Ne oluyor? İşte arterler de bunu yapıyor. Çok çok önemli. O nedenle gerçekten sigara işitme kaybı yaptıktan sonra, araştırıldıktan sonra bu konuda odiyometreleri işgal eden, meşgul eden bir sürü insanlar oldu. Siz bu COVID günlerinde alıyor musunuz? Odiyometri çünkü çok yakın temas olacak diye ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Odiyometri çok çok önemli. Ben lise mezunuları bir gruba sigaranın zararlarını konuşurken, işte hocam ne önerirsiniz, hangi dallar? Vallahi dedim, odiyometri bölümünü seçin. Çok önemli dedim. Çok önemli dedim. Sigara işitme kaybı yapıyor dedim. O kadar önemli ki geleceğin meslekleri tamam yapay zeka ama hakikaten odiyometrede, gözde bunlardan çok önemli. Ben tabii pazar günü... Duymazsak hiçbir şey yapamayız hocam. Şimdi tabii zaten ki. Melahat Hocam, odiyometri çok değerli bizim için, hepimiz için çok değerli bir dal. Acaba odiyometrik ölçümde sigaradan kayıp yaşamış birilerine rastladınız mı diye sorayım o zaman. Evet, İnce evet. Ne dersiniz? Evet. Var İnce Hocam, ben kapatıp bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Şu sigara DNA'da hasar yapıyor ve bu DNA'daki hasar tamir edilemiyor. Buraya gelmişti Aziz Sancar, Aydın Üniversitesi'nde Sayın Başkanımız Mustafa Aydın davet etmişti. O zaman konuştuğumuzda DNA hasarını biz tamir edelim de hocam, sigara içenler devam ediyorsa ne yapalım dedi. Çünkü DNA hasarı yaptığı zaman serbest radikal dediğimiz, biliyorsunuz, onlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar nedir yani? Zararlı maddeler. Tabii. Sigara içmek aynı zamanda NO, nitrik oksit dediğim, siz bahsettiniz. Mesela biz menopoz hastalarında sigara içenlerde bir öyle bir tarayalım dedik. Sonra ben geldim, Avantizet Baysal'dan kaldı.
karotis arterindeki Doppler'e de biz bunun zararını gördük. Gerçekten giden kanı azaltıyor. Çok çok önemli bir şey. O nedenle bugün bu konuyu gündeme getirdiğiniz için ve siz konuşmacı ve moderatörümüz Sayın Zeliha Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Tabii. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu sanatkarları bugünlerde biz çok üzülüyoruz. Bıraktık onları kendi başına. Ne yapalım diye ben hala düşünmekteyim. Öpüyorum hepinizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben i̇şte son değiliz, böyle yapıyoruz. Son cümleye hakim olamadım ama daha sonra sorarım ne demek istedi hocam diyerek. Ne dedi biliyor musunuz? Biz müzisyenler olarak ilk kapanan meslek grubu olduk Mart ayından beri. Bundan dolayı üzüntüsünü belirtti. Yani müzik yapamıyoruz artık ve aşağı yukarı en az 1,5-2 senede müzik sahne uzak görünüyor. Ondan dolayı üzüntüsünü söyledi. Evet, çok haklı. Çok haklı. Onsuz da olmaz. Evet. Tamam, işitmedik olmaz ama onsuz da olmaz. Şimdi aslında Melahat Hocam oradayken ben gebelikte sigarayı o anlatsın isterdim ama çok kısaca bahsedeyim. Hakikaten çok konu var. Pasif içicilik var, e-sigara var. Çok kızdım. E-sigaraya girelim bence. Öyle mi yapalım? Neden? Çünkü bu 6 küsur dakikamız var. Bitti. Bakın çabucak geçti zaman. Gebelikte 6 dakikamız var. Tek o zaman... bir şey söyleyeyim mi? Buyurun lütfen. Sözünüzü kesiyorum ama ben çocuklarıma derim ki çocuk sahibi olmaya karar verdiğiniz zaman 9 defa düşünmeniz lazım. Kendi hayatınızdan vazgeçip çocuğunuz için yaşamaya hazırsanız eğer o zaman gebeliğe karar verin derim. Burada beslenme kadar, fedakarlık kadar sigaradan vazgeçme de söz konusu. Gebeliğe karar veren sigara içmeyecek, sigara içilen yerde bulunmayacak. Ayrıntısı çok. Bunun konu başlığının altında anlatılacak çok fazla şey var. Pasif içicik. Bir daha konuşuruz hocam. Ne güzel. Tamam. Bir daha konuşuruz. Melahat hocamla da birlikte konuşuruz. Bu kadar genç kızımız varken bence konuşmalıyız bunu zaten. Çok güzel söylediniz. Bu konuda çok özür dileyerek Zeliha Hanımcığım araya girdim. Gebe kalmak isteyen, bana kısırlık nedeniyle gelen hastalara söylediğim şu, 2 ay önce mutlaka sigarayı bırakacaksın. Bırakın hemen gebe kalamazsın diyorum. Neden diyor? Diyorum DNA hasarını sen çocuğuna, çocuk da onun çocuğuna. Yani siz sigara içiyorsanız torununuza bir miras veriyorsunuz. Bunu gündeme getirdiğini söylemek istedim. 2 ay önce mutlaka sigarayı bırakması lazım. Evet. O zaman üçümüzü bir şeyde buluşturuyoruz tekrar başka bir webinarda. Lütfen hep lütfen bu konuda bayağı genç kızlarımızı bilgilendirecek bilgiler açalım. Evet. Çok sevinirim. Çok. Üstelik o webinardan önce de Seninle Başlamadı diye bir kitap var. Onu okuyup gelmeleri lazım. Melahat hocamın neden kendisinde değil de torununda dediğini o zaman anlayacaklar zaten. Tamam. Peki hocam. E-sigaraya geçelim. Şimdi gençlerimizde pek bir özenti. Hani o sigaranın havası falan böyle. Yani... Çok özenti. Üstelik de ticari dünyada tabii çok şişirilen, çok pompalanan bir şey. Çıkış noktası aslında 60'lı yıllarda işte geleneksel sigaraya alternatif olarak. Ama aslında sadece tütün yanma ürünleri yok. Nikotini var üzerinde. Onun mekanizmasında da bir takım tatlandırıcı aroma emdirilmiş solüsyonların ısıtılarak buhar ve nem olarak tekrar solunum borusuna verilmesi şeklinde. Eğer nikotinli oluyorsa, nikotinsiz tipleri de var. Nikotinli alıyorsanız zaten normal sigaradan yanıcı ürünlerin dışında çok da fazla farkı yok. Aynı zararlı etkileri alıyorsunuz. Yine nikotinin toksik etkilerini alıyorsunuz. Yine nörotoksik bir eleman alıyorsunuz. Üstelik bu nikotin nörotoksik hem lipofilik hem hidrofilik. Yani hem sulu hem yağlı ortamda çok rahat emilebiliyor. Böyle olduğu zaman da beyin hücrelerine kadar, damarlara kadar nüfuz ederek oradaki toksik etkisini büyük bir mutlulukla yerine getiriyor. Bu yüzden sigara içenlerde bir takım idrak problemleri, korteksle ilgili olan bazı afeksiyonlar zarar görebiliyor. Şimdi e-sigara alternatif olarak ortaya çıkmış. 3. nesli şu anda üretiliyor. Kişiye özel aromalar, işte nikotinsiz tipler filan var. Ama nikotinsiz bile olsa onun aromasının emdirildiği tatlı solüsyonlar, onların yanıcı ürünleri vücuda zararlı.
Çok yeterli çalışmalar yapılmamış çünkü Türkiye'ye gelmesi 2004'ten bu yana. Çok eski bir preparat değil. Ne kadar kullanıldığı, ne kadar yaygın olduğu ile ilgili çok yeterli bilgimiz yok. Çok akademik çalışmalar yok bu konuda. Ama çok masum olmadığını biliyoruz. Üstelik sadece bu ürünlerin vücuda alınması bir zararlı solunum aracı olmasından başka bağımlılığı pompalıyor. Yine bağımlısınız. E-sigaraya bağımlısınız. Üstelik belli bir noktadan sonra okuduğum makalelerde bir iki çalışmada gördüm bunu. Yetersizlik sendromuna sebep olduğu zaman doz arttırıyorsunuz ve bu dozun ipleri kullananın elinde. Kişisel tasarrufa bağlı olduğu için de bu işin sonu yok. Bu yetersizlik sendromu geleneksel sigara alışkanlığına itiyor. Gebelerde ya da ergenlerde e-sigaraya başlama eğilimi çok yüksek ama yetersizlik sendromuyla öbür uçtan geleneksel sigaradan çıkıyorlar. Onun için e-sigara şimdi hiç pahalı olduğu için tütüne döndüler hocam. Nasıl? Tütüne döndüler. Pahalı olduğu için tütüne döndüler. İşte. Ondan sonra da böyle. Onun için reklamı yapıldığı kadar masum bir şey hiç değil. Tam tersi üstelik de kandırıyor. Kandırıyor ve geleneksel sigaraya daha zararlı bir noktaya doğru eğilimi artırıyor. Çok çabuk anlatmaya çalıştım ama bu konuda ergenlerin çok korunmasından yanayım ben. Hocam o zaman çok az kaldı zaten. Bir dakikadan az kaldı. Şöyle diyeyim. Aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizi ayrıca derneğimizde de görmek isteriz. Ama onun dışında buradan söz alayım. Siz ve Melihat Hocam'la beraber ergenleri bilinçlendirme üzerine de lütfen. Ya, sadece ergen değil, ergen ve genç hanımları, genç beyleri evlenmeden önce bilinçlendirmek üzere buradan bir webinara daha davet etmiş olayım. En çok azından Çok teşekkür ederim. Çünkü adet gecikmelerini, adet sorunlarını da sigara bozuyor. O nedenle çok önemli.